Vur hadi vur Fatma vur. Ben bunu nasıl yaparım Bayram? Salih için, oğlumuz için yapacaksın Fatma. Bak o daha çok küçük yaşayacak, büyüyecek. İkimizin yarım kalan aşkı onda yaşayacak. Sen de ona baktıkça beni hatırlayacaksın. Eğer ama beni vurmazsan... ...ne sen ne ben bu vicdan azabıyla yaşayamayız Fatma. Çok acıklı lan. Bayram korkuyorum. Korkma Karagözüm, korkma. Dedim ya hayat gelmedi ama... ...ölüm gelecekse senin ellerinden gelsin. Yeter ki sen yaşa. Salih'imin, oğlumun başında ol. Ben ölüme çoktan razıyım. Hadi Karagözlüm, korkma, bas tetiği. Hadi bitir bu işi Fatma. Ya çek o tetiği, bitir şu işi Fatma, hadi. Seni çok seviyorum Bayram. Bir tek seni sevdim. Ömrümün sonuna kadar da bir tek seni seveceğim. Ben de seni Fatma. Bakın lan ölmüş mü? Bayram. Beyim, jandarmalar geliyor. Kaçalım. Bayram. Fatma gidiyor. Bayram. Bak, bak, bayram. Bak, bak. Bayram. 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 Hadi. Hadi. Geç bayram. Araba. Beyim. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Bas bas. Benim sevdiğim. Zehirim sensin, evelim sen oldun. Ya bana bak oğlum, sen kalkıp niye cebime geldin lan? Lan yürü git, yürü git de canını bağışlayayım lan. Eksik olma be kardeş. Ha, Allah razı olsun be, vallahi. Bana bak lan, benim bir kuru canım var. Onun da gitmesinden zerre kadar umurum yok biliyor musun sen? Anladın mı sen beni? Şimdi ben bu kızı Hatice'yi buradan alıyorum. Gidiyorum tamam mı? Lan sana ne Hatice'den lan? Sana ne lan? Lan sana ne lan? Yok bacım baksana bunu göbeği kalkıp iniyor. Bir şey olmaz bu kanı bozuyor. Şerefsiz. Çizsi şerif. Bunlara var ya bu kanı bozuklar böyle kolay kolay olmaz. Bu şerefsizlere olmaz. Ha, bacım. Bu siz Bayram'ın teyze oğlu değil miydi ha? Bu senden ne istiyorsun? Seni niye buraya getirdin? Ne yapmaya çalışıyor Mutlu Hanım? Şerefsiz sana. Ya Haceli Bayram'ı ara Allah aşkına. Ayılmadan Bayram'ı ara. Haber ver hadi. Bayram. Bayram. İyi misin? Bayram. Kan da iyi olmuş lan. Ben oğlum için ölmeye razıyım Şerife. Sen de bunu anla, engel olma bana. Ya bak aklını kullanıp oğlunun için yaşamaktansa... ...akılsızca davranıp ölmenin ne manası var? Ya ne demeye getiriyorsun lafı sen? Diyorum ki o oyun oynuyorsa biz de onu oyun oynayalım diyorum. Ama bak jandarma yok. Çocuğa bir zarar verir bak jandarma yok. Tamam tamam jandarma yok. Biz ikimiz hallederiz bu işi. Bayram ne oldu ya bebekten var mı bir haber? Belki de ufak bir yardım alırız. Acıdı mı çok? Acıdı ya. Acıdı da. İyi bir şeymiş ha bu. Ne diyorsunuz siz buna? Ha, yelek. Ha, çelik yelek.
Ne yaptın? Alabildin mi oğlumu? Alamadım bebeği. Ya bakıcı kadın az kalsın yakalatıyordu beni. Gördüğüm kadarıyla haklı çıkmışım. Ha, sorma, dediğinden de fazlası. Ne kendini adamları. Fatma'ya vurdurtmaya kalktı beni şerefsiz. Ne oldu? Vallahi vurdu ya. Acımadan vurdu. Aa bak. Deldi geçti. Ya Fatma da onlarda. Bebeği de alamadık. Ne olacak şimdi? Nerede olduklarını biliyorsun. Oraya gidelim ha. Ya Kamuran cin gibidir. Benim gittiğimi anlayınca kesin gider oradan. Efendim acele. Alo. Bayram. Bak. Beni iyice dinle, sana çok. Ben önemli bir şey diyeceğim. Neredesin kız sen bu saate kadar? Ya dedim ya, halletmem gereken önemli bir işim vardı diye. Sarı nasıl? Daha çıkmadık ya ameliyattan. Kızım kocam bu haldeyken senin dışarılarda ne işin var? Dolayı nasıl durumun? Hastayı hayatta tutmayı başardım. Çok şükür. Allah'ım sana şükür olsun yarabbim. Ama... Ama ne? Maalesef henüz uyandıramadık. Yani Sırrı Bey şu anda makineye bağlı olarak yaşıyor. Hayati fonksiyonları normal. Ama ne zaman uyanır, orası Allah'a kalmış. Nasıl olur be? Böyle bir şey nasıl olur Bayram? Neyse, biraz sakin dedim mi Atcan? Koynumuzda yılan beslemişiz bunca zaman. Haberimiz yok bu şey. Kalk lan. Uyan lan. Uyan lan pislik herif, uyan lan. Ya sen bana Kamuran'ın yaşadığını nasıl söylemezsin Bayram? Ya şimdi bunun sırası mı acele? Sen ne diyorsun ya? Benim karım o namussuzun elinde. Sen bana sırasını diyorsun, öyle mi? Ya kim bilir ne haldedir, ne haldedir? Çıldıracağım ben, çıldıracağım. Ayılıyor.
işi her zaman zor olur. Sonra alışırsın. Mesela Bayram'ın ölümü bana hiç koymadı. Senden nefret ediyorum. Desene ihtiraslı bir ilişkimiz olacak. Hadi bakalım gidiyoruz. Nereye? Buradan çok uzaklara. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Seve seve geleceksin. Gelmiyorum dedim. Çocuklar, hazırlıklara başlayın, yola çıkıyoruz. Ulan ben sana kardeşim dedim lan. Evimin kapısını açtım sana, sen bunu nasıl yapıyorsun lan? Benim kanımdan, benim canımdan biri bunu bana nasıl yapar lan? Ha? Nasıl yapar? Ya oğlum! Ya bir dinle ya! Ya bir dinle! Ulan ben bunu neyine dinleyeyim? Lan ben bunu... Ya bir dinle! Bir dinle! Neyine dinleyeyim lan? Bir dinle! Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Kamilin hepsini bana zorla yaptırdı. Hepsini zorla yaptırdı ya. Ekmek mi sal çarptın mı? Hepsini zorla yaptırdı. Lan yalan konuşma lan, yalan konuşma. Söyle lan. Nerede? Kamran'la Fatma nerede? Ya bilmiyorum. Lan bilmiyorum diyor. Lan söyle lan, nerede? Lan bilmiyorum dedim ya. Sen lan bilmiyorum. Lan bana bak lan. Burada var ya seni kendi ellerimle öldürmemem için. Hemen bana şimdi söylüyor lan. Nerede lan onlar? Nerede? Bilmiyorum dedim ne? Söyle lan, nerede lan? Bilmiyorum dedim lan. Bilmiyorum lan. Bilmiyorum dedim lan. Durun lan. Bilmiyorum. Durun lan. Bilmiyorum. Hazret Ali. Bana yeni bir şey söyleyeceğim bir şey var lan. Ne? Bak öyle ya. Ama bende çok isteyeceği bir şey var. Çanta. Beyim, her şey hazır. Ya. Lan. Para? Evraklar? Nerede lan bunlar? Bilmiyorum ki beyim, en son oradaydı. Nasıl bir... Ulan Rıza. Ulan Rıza. Raul. Ben sana ne dedim, arıyor işte. Teyze oğlu bak. Ben demedim mi, arıyor işte bu. Alo. Kamran Bey. Oğlum. Beni hiç affetmeyeceğim biliyorum. Ya ben? Ben kendimi nasıl affedeceğim? Kendi ellerimle babanın canına, babanın canına kıydım. Lan ben ne yaptım? Ben ne yaptım? İnşallah yaşarsın, affedersin beni. Ben sana çok kötülük ettim. Sırrı ne olursun bırakma beni. Ne olur ölme. Ben senin sevginle insan olduğunu anladım. Senin sayende bu kadar güzel sevmenin ne demek olduğunu anladım. Olursun beni bırakma. İstersen bir daha hiç yüzüme bakma. Hiç konuşma benimle. Ama ne olur iyileş.
keşke o kamuranın yüzüne tükürebilesin. Keşke onun cezasını çektiğini görebilesin. Toparlan gidiyoruz. Gelmiyorum dedim. Geleceksin dedim. Gelmiyorum. Fatma. Her şey bitti. Anlamıyor musun ya? Her şey bitti. Bayram öldü. Artık sadece benimsin. Bak. Kucağındaki o bebek yaşasın istiyorsan geleceksin. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Ben de sana geliyorsun. Benim size söylemek istediğim bir şey var. Babam. Kızım. Yani bunu çok daha önceden söylemem gerekirdi ama... Elif ne olursun affet beni. Ne oluyor Şerife? Bunu mutlaka bilmen gerek. Ne? Amcan. Amcam mı? Kamuran ölmedi. Çalmaya nasıl cesaret edersin lan? Yok estağfurullah. Ne paranızı çalması ya? Öyle olsa benim burada işim ne? Ben sadece Şerife gelecek diye tedbir olsun diye aldım bunu. Aldım. İşte bütün para buluyor. Gelmem Bey. Bana olan bir borcunuz vardı. Bak Rıza, sana borcumu ödüyorum. Ama ortalıktan kaybolacaksın. Fatma. Bayram. Hele hoş geldin. Teşekkürler. Ben seni alacağım. Ne oluyor? Hata. Ne oluyor lan? Allah kahretsiniz. Acele yavaş. Allah yaptı be. Bayram dikkat et. Bayram. Tamam. Yaptı be. Yaptı be. Tamam. Sattın değil mi lan? Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını vereceksin. Yolun sonuna geldin Kamuran Hünkaroğlu. Senin Necip Hünkaroğlu'nu öldürmeyi azmettirmekten... Hikmet Gürcan ve İsmail Yıldızoğlu'nu da öldürtmekten tutukluyorum. Kelepçeleyin. Dünya bir pencere, bu dünya bir pencere. Her gelen bakar gider. O güzel her gelen bakar gider. Thank you.
artık. Uzak dursun uzak bu yabancı eller yanımda. Sonunda yakalandık ya Murat. Sana bunu yapan, bizi mahveden o namussuz yakalandı. Sırrı ne olursun, sana yalan söylediğim için beni affet. Senden sakladığım için beni bağışla. Ama buna mecburdum, başka yolum yoktu. Ne olursun bizden vazgeçme. Bizim için uyan. Geri dön. Sonunda bitti be kardeşim. Kurtulduk artık. Yine beraberiz. Abla. Heh. Amcam neden gelmedi beni karşılamaya? Mahcubiyetinden Ömer. Ya Kamuran olayından sonra bir türlü kendini affedemiyor. Öyle acılar çektirdi ki korkmakta da haklılar bir yerde ablam. Ama neyse ki geçti, bitti artık her şey. Bütün sıkıntılar, acılar, her şey bitti. Sen içeriden çıktın, yanımdasın ya, daha ne isterim? Öyle ablam. Yeğenim uyanmayacak mı da? Hadi gel bakalım. Oğlum, Salih, bak kim geldi, bak kim geldi, bak, bak, oğlum, bak, bak dayı geldi, bak, Ömer dayı geldi, al, al. Salih. Abla tıpkı sana benziyor bu. Öyle mi diyorsun? Öyle. Şerife sen hala ne yapıyorsun kardeşimin yanında? Hemen gidiyorsun buradan. Elif, bana ne kadar kızarsan kız, haklısın. Ama ne sen ne de başka bir güç beni kocamın yanından ayıramaz. O senin kardeşinse benim de kocam. Ben onun karısıyım. O gözlerini açtığında her şeyini kaybedeceksin, biliyorsun değil mi? Ben her şeyi göze aldım. O sağlığına kavuşsun, gözlerini açsın da ondan sonra isterse beni kapının önüne koysun. Benim tek istediğim onun bana yeniden sağlıkla bakması. O yüzden ne yaparsan yap, ne edersen et, beni burada, Sırrı'nın yanından gönderemezsin. Ya Şerife, bu masum kocamı düşünüyorum tavırlarına inanmamı beklemiyorsun değil mi? Ben kimsenin bana inanmasını beklemiyorum. Benim tek beklediğim, sevdiğim adamın gözlerini açması. Peki ya Zeynep? Mehmet'in eski karısı. Onu da mı Kamuran buldu? Thank you.
Şimdi tek bir derdim var, o da oğlumun hayatını kurtarmak. Sen benim için şu tüp bebek işini araştıracaktın, ne oldu? Ne yazık ki yasal değil bu Bayram. Ne demek yasal değil? Doktor başka yolu yok dedi. Dedi dedi. Onu Hacer ile Fatma için söyledi, sizin için söylemedi ki. Ya yasal olsa da olmasa da bu iş hallolacak. Tabii başka yolu yok bunun. Hem şimdi yasal değil diye oğlumun ölmesini mi bekleyeceğim ben? Ne kadar masum, ne kadar güzel, ne kadar günahsız değil mi abla? Abla, ne? Şimdi ne olacak peki ya? Salih kurtulacak mı? Kurtulacak ablam. Çaresi neyse o olacak. Bu işi belki Kıbrıs'ta çözebilirsiniz. Kıbrıs mı? Bir arkadaşım vardı orada. Ona ben konuştum. Zaten sizin için de tekrar ararım onu. İşte bu da kartı. Peki Aceli ne diyecek bu işe Bayram? Vallahi Aceli kabullenmişti. Şimdi de ses etmez herhalde. Ne yazık ki hala uygun bir dilek çıkmadı. Ne edeceğiz doktor hanım o zaman ha? Bunun için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bayram! Bayram! Lan! Lan siz burada ne ediyorsunuz ha? Ha? Ulan ben seni var ya! Acele! Acele yapma! Seninle hesabını sonra! Ben sana demedim mi? Lan ben size kaç defa demedim mi? Ya ben burada bebeğin derdine düşmüşken siz burada aşk mı yaşıyorsunuz lan? Ha? Lan siz nasıl insanlarsınız be? Siz nasıl insanlarsınız lan ben? Biliyorum doktor hanım, biliyorum. Ben biliyorum da siz yine de uygun bir iyilik aramaya devam edin, olur mu? Hayırlı günler. Baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Yalvarıyorum sana Allah'ım, ne olursun. Ayşe nasıl? Ona yalan söyledim diye kızgın değil mi bana? Ablam kızmamıştır. Niye kızsın? Sen sıkma canını. Kızmamış mıdır sahi? Niye kendin gidip sormuyorsun Ömer? Korkuyorum abla. Bir daha beni affetmeyecek. Bir daha yüzüme bakmayacak diye çok korkuyorum. Sen utanılacak bir şey yapma. Sakın unutma, tamam mı? Ömer. Yakalandığın gün seni jandarmaya teslim etmek istediğim için bana kızgın değilsin değil mi? Yok, kızgın değilim Bayram abi. Sen doğru olanı yaptın. Müsaadenizle benim az bir işim vardı. Gözün aydın. Sağ olasın. Bir çocuk meselesini az konuşsak mı? Olur, buyur. Ne olursa olsun hemen umutlanma, tamam mı? Kan testine bakıp emin olmadan heveslenme. Thank you.
O zaman sen Hacer ile konuş. Ben de Hatice'ye anlatırım. Ne gerekiyorsa ben önce yapalım ha? Tamam, konuşurum. İyi, tamam. Bayram. Sağlam karşındayım. Hepsi bir oyundu. Ama ben bilmiyordum ki oyun olduğunu. Beni affedebilecek mi? Affedecek bir şey yok. Sen evladın için yaptın. Peki. Peki. O gün söylediğin şeyler. Hani ömrünün sonuna kadar beni seveceksin falan dediydin. Doğru muydu? Ecel senin elinden gelseydi, onu alıp başıma tac ederdim. Bayram. Biraz müsaade edersen karımla konuşacaklarım var Bayram. Buyur Hacer'le ne diyeceğim? Geçmiş olsun Ömer. Niye hiç beni ziyarete gelmedin Ayşe? Ya sen hala utanmadan bu kıza sitem mi ediyorsun? Sana sormadım Mustafa. Ayşe'ye sordum. Tamam. Ben de tam işte ondan bahsediyorum. Sen hala bu kızdan neyin hesabını soruyorsun ya? Bak. Hepimize yalan söyledin. Sonra masum bir insanın senin cezanı çekmesine izin verdin. Neden içeri girmek istemedim biliyor musun Ayşe? Senin için. Sırf senden uzakta kalmaktan korktuğum için. Ben içeride bir gün gelirsin diye bekledim. Belki senden bir haber alırım, bir şey duyarım diye bekledim. Umut da garip şey Ayşe. İstesem de istemesem de içinde oluyor. Söküp atamıyorsun onu. Beklemeyi erteleyemiyorsun. Sen gelmedin. Yeter artık Ömer. Bak, bu kızı rahat bırak artık. Öyle masum ayaklarına yatıp da kendini acındırdığın yetti. Sen ne diye karışıyorsun Mustafa? Bu Ayşe ile benim aramda olan mesele. Bak şimdi beni iyi dinle. Bundan böyle Ayşe ile ilgili olan her şey beni de ilgilendirir, tamam mı? Allah Allah.
Sen nesin ki onu fırsatçı herif? Sensin lan fırsatçı. Ne diyorsun? Ne yapıyorsun lan fırsatçı? Durun, delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz? Senin Emine oradaki sokakta bekliyorum lan. Erkek sen tek gel. Konuşsana acele. Ne diyeceksin bana? Hastaneye gittim. Oradan geliyor. Bir umut işte. Belki Salih için uygun bir ilik bulmuşlardır diye bir sorayım dedim. Bulamamışlar. Neye sordum biliyor musun? Karımın başka bir adamdan bir çocuğu olmasın diye. Karımın karnına o çok sevdiği adamdan bir bebek daha girmesin diye. Sen ne demeye çalışıyorsun Acel? Çok düşündüm Fatma. Ben bu işe müsaade etmekten vazgeçtim. Ne diyorsun sen be Acel'i? Ne dediğimi duydun. Ben yaşadıkça bu iş olmayacak. Acel'i. Razcan'a. Razcan'a hoş geldin. Hacem, güzel kızım. Nasılsın bakalım? Ana. Bayram. Hoş geldin. Sen nasılsın oğlum? İyi ana, çok şükür. İyi. Ne demek olmayacak acel? Ya nasıl vazgeçersin? Ne demek bu? Ne demek olmayacak? Olmayacak demek işte. Duymadın mı? Ya yine başa mı döndük? Ya hani kabul ettiydin? Hani tamamdı? Ha. Tamamdı. Tamamdı. Ama sizi dere kenarında, hatta evimde gizli gizli buluşurken görmeden önceydi o. Buna asla izin vermem. Çocuğumun ölmesine asla izin vermem. Sadece senin çocuğun değil, benim de çocuğum. Ya nereden senin çocuğun oluyor ya? Ya Salih Bayram'ın çocuğu. Bayram'ın çocuğu, anladın mı? Zaten senin çocuğun olsaydı o göz göre göre onun ölüme gitmesine izin vermezdin. Buna müsaade etmezsin. Kadar senden ben diyeceğimi dedim Fatma. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye dedim sana? Dur diyorum sana, nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun ya? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Ben oğlumun ölmesine asla izin vermeyeceğim. Asla! Nereye öyle ya? Ha? Hiçbir yere gidemezsin. Çok nazlı senin bu teyzen Bayram. Yani azıcık aksırıp tıksırınca evham yapıyor. İki günde ayağa kaldırdım ben onu. Ama vallahi beni çok yordu. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi geçmiş olsun bana. Senin ne işin var lan burada kansız? Bir daha gözüme görünmeyeceksin demedim mi lan ben sana? Ya Bayram gidin öyle ya, bir dur ya. Neyine durayım lan, neyine durayım? Sana bizden de evimizden de uzak duracaksın demedim mi lan? Ha? Demedim mi ben sana? Şerefsiz! Bayram'a gidiyorum ben. Oğlumu gerçek babasına götürüyorum. Onun ölmesine asla izin vermeyecek olan gerçek babasına. Sen ne edersen et, ne yaparsan yap, ben gidiyorum acele. Gidemezsin, gel buraya. Acele bırak beni. Demek anam en başından beri haklıymış ha. En başından beri haklıymış. Senin derdin çocuk falan değil. Senin derdin tekrar onunla beraber olmak değil mi? Ha? Ne diyorsun sen be? Çocuk bahane. Çocuk bahane, ben görmüyor mu sanıyorsun? Anlamıyor mu? Senin bir tak derdin var, o da Bayram. Ulan ben seni kocamsın, artık buna izin vermeyeceğim. Anladın mı? Gel buraya. Acele bırak beni. Acele bırak beni. Ne diyorsam olacak, geç hele. Geç. Acele. Geç içeri. Geç içeri. Ya Acele ya. İçeri geç lan. Geç içeri. Gel şuraya. Bundan sonra burada oturacağım.
Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu mesele de kapandı, bitti. Ya bir beni dinle ya. Beni dinleyeceğim ya. Dinleyecek bir şey yok. Boş, bitti derim sana. Bundan sonra kocanın yanında duracağım. Ben ne dersem olacak. Olmayacak. Olacak lan. Olmayacak dedim, olmayacak. Ya sen ne dersen de, ne dersen et, ben gideceğim aceli. Gideceğim. Sen ister bu eve kilitle beni, ister hapset, ister döv, söv. Ne yaparsan yap, ben oğlum için gideceğim. Öyle mi? Öyle. Gideceğim ha? Ha, gideceğim. Ne olursa olsun gideceğim ha? Ha, gideceğim. İyi. Madem öyle, madem ben kocalık vazifemi yerine getiremiyorum, madem koca olarak benim bir hükmüm yok, tamam o zaman bana da yardım. Hadi eli bırak. Ben şuna. Hadi eli bırak çocuğum, bırak. Yürü lan. Yapayım. Hadi eli bırak oğlum. Çekil sana. Ya bırak oğlum, alacağım ya. Hadi eli bırak oğlum. Canı mı yıkıyorsun? O çok sevdiğin bayramına git şimdi. Hadi yürü git. Ha, Salih almadan gidiyorsun. Alabiliyorsan gel benden al çocuğu. Onu benden alamazsın Acel. Acel onu benden alamazsın. Aç şu kapıyı, aç. Acel oğlumu ver, aç şu kapıyı, aç. Şimdi boynunu kırmadan evimden defolup gidiyorsunuz ha. Ya Bayram. Ya bak müdür hele bak, o Kamur Hamit hepsini bana zorla yaptırdı ya. Ekmek musaf çapsın, beni tehdit etti, bana zorla yaptırdı ya. Ulan kansız! Karımı kaçırmanı da mı o zorla yaptırdı lan sana? Şerefsiz, bunu da mı o zorla yaptırdı? Ulan seni öldürmediysem teyzemle anamın hatırı içindir ha. Onların yüreğine inmesin diyedir bak. Ama gitmezsen var ya! Yeter lan! Yeter! Ben de sevdim, anlıyor musun? Ben sevdim lan. Sen onu benim kadar sevebiliyor musun lan? Ben sevdim oğlum, ben hem ben senden daha çok sevdim onu. Ulan Rıza, yürü git. Buradan elimi kana bulama bak benim. Lan vuracaksan vur lan. Çek vur Bayram, hadi çek vur, elinden geleni ardına koyma. Umayacaksın değil mi? Ama şunu bil. Ben senden eski sevdim onu. Ben sen yokken sevdim onu Bayram. Ha? Ama askerden ben geldim, ben ne göreyim? Benim teyze oğlu benim sevdiğim kızı almış kendine karı yapmış. Rıza yürü git lan buradan, daha fazla sinirimi bozma bak, yürü git lan buradan. Ben lafımı bitirmeden hiçbir yere gitmiyorum. İkiniz de beni dinleyeceksiniz. Al. Al bak bunlara bak. Al bak lan, işte hepsi burada. Bana aşkının bütün kanıtları burada. Satır satır hepsini yazmış. İnanmıyorsan al kendi gözlerinle bak. Kes bağırmayı da o bayramına git Fatma. Boşuna vurma kapıyı, açmayacağım. Çek git evimden, defol. Ya sende hiç mi insaf yok, hiç mi vicdan yok? Lan, lan sen mi bana vicdandan bahsediyorsun lan? Sen mi bana vicdandan bahsediyorsun? Bana bak lan, bana bak, kendini daha fazla rezil etmeden o çok sevdiğin bayramına git. Çek git evimden, defol. Oğlumu ver de gideyim. Aç şu kapıyı, aç. Bana bak Fatma. Bu kapı sana tek şartla açılacak. Nikahlı kocanın yanına. Onun istediklerini kabul edip gelirsen açılacak. Karar senin. İyi düşün, kararını ver. Oğluma hiç mi acımıyorsun Haceli? Hiç mi acımıyorsun yavruma? Yazık değil mi ona? O da çok küçük. Sen mi? Madem oğlunu o kadar çok seviyorsun, doğru karar versin o zaman. Oğlum.
Bunlar ne yaptı? Dedikleri doğru mu? Ya sana diyorum, doğru mu bunlar Hatice? Doğru. Ama onun anlattığı gibi değil. O askere gitmeden önce söyledim ben ona. İstemiyorum dedim. Ama peşimi bırakmadı. Kurtulamadım. Askerden kaçıp kaçıp beni buldu. Ben de Elif canı kahrolmasın diye, bir de bundan kurtulayım diye böyle davranmak zorunda kaldım. Söylediği her şey yalan. Yalan mı? Yalan. Beni öptüğünde mi yalan kız? Ya Bayram, ben bir tek seni sevdim, seninle de evlendim. Geçmiş bitmiş, eskide kalmış mevzu. Ya sen bana niye söylemedin Bahçe? Korktum. Ya yemin ediyorum sana, aramızda başka hiçbir şey geçmedi. Ya bak teyze onu. Oğlum bak, sen hiçbir şeyini dinlemeyeceğim. Ulan seni hiç affetmeyeceğim, yaptığın hiçbir şey affetmeyeceğim lan. Bak, elimi o pis kanına bulamıyorsam teyzemin hatırı içindir ha. Şimdi defol git lan buradan. Rıza, defol git evimden lan. Yürü git. Git. İnanmıyorsun değil mi bana? Sen hiçbir zaman inanmadın bana. Fatma olsa... Fatma olsa böyle yapmazdın değil mi? Ya şimdi bunun onunla ne alakası var Hatice? Var Bayram. Var. Senin suç ortağısı Fatma Hanım. Ben ne kadar suçluysam sen de o kadar suçlusun. Hatice'nin bebeğini nasıl düşürdüğünü unuttun mu yoksa? Ben yapmadım. Ben düşürmedim, sen yaptın. Bak. Sen de benim kadar olanlardan suçlusun. O zaman pek bebesliydin. Şimdi böyle mi oldu? Hiç boşuna vicdanını rahatlatmaya çalışma Fatma Hanım. Sen istedin, ben yaptım. Yanacaksak beraber yanacağız. Bana göre ayağını denk al. Ne derse ona inandın. Çünkü hep onu sevdin. Sen beni hiç kabullenemedin. Ben sana o yüzden anlatamadım ki Rıza'yı. Sen bir gün bile beni sevdiğini bana göstermedin. İçinden gelmedi. Sen beni istemedin ki Bayram. Beni hiç istemedin sen. Sen beni Fatma'ya diyet diye aldın. Ya ben bebeğimi kaybettim, acımdan öldüm. Kahrımdan öldüm. Sen bunu bile hissetmedin. Bayram, ben hayatımdan vazgeçecek kadar çok sevdim seni. Sen beni zerre kadar sevmedin ki. Ama ben pes etmeyeceğim Bayram. Ne senden ne evliliğimden vazgeçmeyeceğim. Neydi bu bağırış çağırış? Ne oldu? Yok bir şey ana. Nasıl yok bir şey? Hatice nerede? Fatma. Oğlum, bebeklerini de ver o zaman. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Artık yakamızdan temelli düşsün bunlar. Salih benim çocuğum ana. Benim soyadımı taşıyor. Artık bu işin adamında. Ne yaparlarsa yapsınlar kesinlikle Salih'i benden alamayacaklar. Çocuk hasta oğlum, ne edeceksin garibi? Çocuğa lazım gelen iyilik bulunacak ana. Göreceğim bak, bulunacak. Salih iyileşecek, Salih yaşayacak, göreceksin. Nasıl? Bunca zaman bulunmamış bu iyilik şimdi mi bulunacak? Ben onu bunu anlamam ana. Tamam mı?
Fatma eğer çocuğunu çok seviyorsa bana geri dönecek. Hem de benim dediklerimi kabul edip gelecek. Bu sefer benim karım olarak gelecek. Benim karım olarak gelecek. Geldim işte Ömer Efendi. Hadi şimdi ne diyecek sen de? Lan senin yanında iş öğrenmeye gelmiş. Senden küçük yaştaki bir kızın aklına girmeye utanmıyor musun? Ne diyorsun lan sen? Oğlum sana ne bundan? Ne demek sana ne adi herif? Bak oğlum Ayşe'yi ben seviyorum anladın mı? Ben ona tapıyorum. Gerekirse onun için bütün mücadelelere girerim. Hatta gerekirse onun için ölümü bile göze alırım ben. Senin sevgini çok iyi gördük oğlum. Senin sevgini öyle arkadan dolanıp adam kovdurmak mı? Yoksa birini öldürmeye çalışmak mı? Kartik, lan bana baksana. Lan yokluğunda Ayşe'ye yanaşmaya mı çalışsın? Ha? Adi herif! Ayşe seçimini yaptı oğlum. Sen aradan çekileceksin. Öyle mi? Ha? Öyle mi? Lan senin gücün Ayşe'yle benim aramı koparmaya yeter mi lan? Ha? Bunu yapamazsın Mustafa. Kafana sok bunu. Oğlum sen katilsin. Sen yalancısın. Ayşe senin gibi birini ne yapsın? Ne demek ne yapsın lan sen? Ayşe'yle uzak. Takıl lan lan o gerilerini öldürün. Durun! Durun! Gel, gel buraya. İstene ya. Kız, gel buraya. Yürü sen. Buraya gel lan. Ya tut. Ya bir de tutsana şunu. Ya kız, çek. Gel lan buraya. Tut ha. Gel lan oğlum, istemiyor işte ya. Valla bu yıl kutlu 600 lira verdim ha. Bir kaçırırsan gebertirim ya, seni. Ya kaçırmayacağım, merak etme. Gel buraya. İlla ya, kaçmayacaksın. Ben tutacağım. Hay Allah, nasıl istemiyor ya? Dursana bir dakika, beni çekiyorsun. Ya Remzi, biz bunu keseceğiz mi ya? Yok canım ya, kesmeyeceğiz. Bakacağız, müteceğiz, evlendireceğiz bunu. Bunu da bakıcı olarak tuttuk. Neredesin? Allah Allah. Kızım var ya, işin çok zor ha. Gerçekten ya. Hiç şansın yok ya. Gel hadi gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sıkı tut demir. Dur. Kaçırmayacağım seni, gel. Hüsnü Kaya, muhtarlık seçim de yaklaştı ha. He ya, az kaldı, az kaldı. Yerinde mahpustamından çıkmış Hüsnü Kaya, gözün aydın. Çıktı çıktı, şükürler olsun kurtuldu yavrucağız ya. Remzi Hanım, ben mi bu? Merhaba. Selamun aleyküm. Bak rakibin de geldi Hüsnü Kaya. Hayırdır Remzi Hanım, bu ne? Ha, size sürprizim var, gelin gelin. Gel bak, bak, bak. Bu benim adam. Bizzat kendim adadım. Biliyorsunuz Kamuran yakalandı. Çok sevgili yeğenim hapisten çıktı. Ben de kendim bizzat adadım. Adak yani. Gerçek ya. Yani hayrıma kesip dağıtayım dedim yani. İnsanlar, köylü halkı biraz et yesin. İnsanların kursağından biraz et geçsin ya. Hayrıma yani ha. Sakın yanlış anlamayın. Bunun seçimle falan hiçbir alakası yok. Adak mı yani, ben adadım, benim adam. Bir sen ne olduğunu bilmiyor sanki. Yapma ya. Ya ben istiyorum zannediyorsun. Yapma lütfen bak. Bak şu an duygusal bir bağ kuracağız. Lütfen istemiyorum. Duygusal bir bağ kurmak istemiyorum. İşleri zorlaştırıyorsun koyun. Aklınızı mı kaçırdınız siz? Ne yapıyorsunuz? Birbirinizi mi öldüreceksiniz? Adam öldürmek kimin işi? İkimiz de çok iyi biliyoruz Ayşe. O başlar. Lan bana bak lan. Ya. Oğlum bak, görmüyor musun ya? Hala bununla mı arkadaşlık edeceksin sen? Yeter, bıktım. Bıktım, ikinizden de bıktım. Ömer, sen buraya geldiğinde benim can yoldaşımdın. Sana bütün dertlerimi açtım. Şimdi şu haline bir bak. O iyi efendi çocuktan eser bırakmadın. Ha sen Mustafa, bu yaptıkların, bu duyduğun öfke, nefret yakışıyor mu sana? Ayşe sen dinliyor musun? Neyi dinleyeceğim ya? Yeter. İkinizi de hayatımda istemiyorum artık. Bir daha benim yüzümü göremeyeceksin Ömer. Sen de Mustafa. Çömlekhaneyi bırakıyorum. Ayşe bak, saçmalama. Hayır, bitti. Son sözüm bu. Şişt, ne yapıyorsun lan? Vahşi şey. Vallahi çok yakışıklı duruyorsun ha bugün de. İyi, buna bak. Şişt. Bırak artık şu inadı ya. Allah Allah. Barışalım ya.
Hüsnü artık bak biz fakir bir aileyiz ya. Gel ailenin başında dur. İstediğin oldu. Kamran yakalandı. Ondan sonra her şey ortaya çıktı. Tamam artık. Hadi barışalım. Ne barışacağım lan? Bunca yıl sonra rahat ermişim. Derdim yok, kasavetim yok. Nerede akşam orada sabah. Ne barışacağım ki? Ya bana bak tamam ya. Ben muhtarlık seçimlerinden çekilirim. Ben çekilince de sen kazanırsın. Barışalım lütfen. Baba. Yani sen çekilmezsen ben kazanamayacağım. Öyle mi? Yani sen seçimi kazanacağından o kadar eminsin. Barışmıyor mu lan? Aman be barışmasın barışma. Dombili. Efendim, nerede kalmıştık sevgili Karataş halkı? Dediğim gibi bu sadece bir adak. Yani bu hiçbir şey değil ya, bu bir koyun yani. Bunun hiçbir anlamı yok. Asıl seçimden sonra ben size neler neler yapacağım ya. Koyun ne? 100 koyun, 1000 koyun sizde. Bakın seçimden sonra gerçekten çok değişik şeyler bekliyor sizi. Bu koyun bunun başlangıcı. Hangi koyun? Bu koyun. Kasap efendi koyun nerede ya? Ne bileyim ben, deli aldı gitti şu tarafa doğru. Ne yanlı gitti? O tarafa koydu gitti. Allah seni kahretmesin. Habibe. Habibe. Ulan Remziye lan. Bir koyuna sahip olamıyorum. Sen koya nasıl sahip olacak değil mi ya? Kadı milleti işte. Seninle burada yollarımız ayrılıyor lan koyun. Bana bak, kendine iyi bak, tamam mı? Hadi git, git lan git! Git lan git! Hadi, hadi koş! Özgürlüğüne koş sen oğlum! Aferin yavrum, aferin git! Kız ne yaptın sen kız? Kız koyunu kaçırttın ya! Ya işte özgürlüğüne giriyor ya, boş ver işte, bir sus Remziye, tamam ya! Kız sen manyak mısın? Allah'ın delisi! Kız ne yaptın Habibe? 600 liram gitti ya benim şimdi! Salih, aslan oğlum benim. Benim dehşetli güzel oğlum. Ya anacığım ya, şuna bir baksana ya. Nasıl güzel bir şey bu ya. Ya kurban olurum ben sana, biliyor musun? Acele! Aç lan kapıyı! Acele! Acele! Ana. Sen Salih'i al, odasına götür, kapıyı da kilitle. Haceli. Ana, ne diyorsam onu yap. Ne olursa olsun kapıyı da açma. Hadi. Peki, peki. Haceli! Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Ya okulu anlatmıştır sana ne olduğunu. Oğlum nerede acele? O sana oğlum değil. Benim oğlum Karabayram. Anladın mı? Lan sana oğlum nerede dedim acele? Yok dedim lan. Yok. Bak canını yakmak zorunda bırakma beni ha. Lan yok diyorum ya. Türkçe diyorum. Anlamıyor musun sen? Ya deme lan çocuk. Onu benden alamayacağım. Anladın mı? Alamayacağım. Çekil lan. Ya acele aç şu kapıyı. Bayram git buradan. Git. Ya Mamure teyze gideceğim, gitmesine de çocuğumu alacağım, öyle gideceğim acele, bak yapma. Ya aç şu kapıyı. Bir çocuğu anasından ayırmak ne demekmiş, bu sana yakışmaz, aç şu kapıyı. Ya yeter be yeter. Fatma da at çekil evimden. Oğlum almadan gitmeyeceğim acele. Ya bak defolun, gidin evimden diyorum. Ya Salih'i almadan gitmem diyorum acele. Bak sonu kötü olacak bak. Oğlum al git çek git. Oğlum almadan gitmeyeceğim ulan. Acele. Pozitif çıktı ama siz böyle kan testi yaptırmadan heveslenme dediniz diye ben de geleyim dedim. İyi yapmışsın Hatice. O testler yanılabiliyor. Ben geçen ay da görmediydim ama bekledim. Yani bu sefer bekledim. Bu sefer hamile kalmış olma ihtimalim yüksek yani. O zaman seni daha fazla bekletmeyelim de öğrenelim bunu. Oğlum iyi misin? İyiyim anne ya, iyiyim herhalde. Hadi defol.
defolun. Defolun gidin elinden ahlaksızlar. Defolun. Gideceğiz ama çocuğumuzu da alıp böyle. Bırak çocuğumu. Bırak. Ne oluyor burada? Elif, hoş geldin hayatım. Geçsene. Ne oldu canım? Bir sıkıntı mı var? Sırrıyla mı ilgili? Hayır, benim seninle başka bir şey konuşmam gerekiyor Mehmet. Başka bir şey? Neymiş? Zeynep. Eski karım. Eski karım Zeynep. Hayatım ölmüş gitmiş kadın. Şimdi sen neyi değişmeye çalışıyorsun? Zeynep'in ölmediğini biliyorum Mehmet. Size haber verdiğim kişiler bunlar. Zorla evimizi bastılar. Çocuğumuzu zorla alıyorlardı. Ha, doğru işte, bu ikisi benim çocuğumu kaçırıyorlardı. Nasıl benim çocuğum ya? Benim çocuğum o, bizim çocuğumuz. Ya komutan bey, babası benim doğru. Anası da bu kadın ama bu ikisi benim çocuğumu götürüyorlardı. Kaçıp çocuğumu götürüyorlardı. Doğru mu dedikleri? Ya yalan, bu çocuk benim çocuğum. Nereden senin çocuğun oluyormuş be? Ha? Nüfusta nüfus komutan bey. Kanıtsa kanıt. Çocuk benim. Ben bu ikisine var ya, bu ikisine şikayetçiyim komutan bey. Bu ikisi, bu bayram benim zorla evime girip, benim de bu adamı da ikimiz de darp edip bu çocuğu kaçırmaya çalışıyorlardı. Ya bu çocuk benim çocuğum, bunu herkes biliyor, bütün köy biliyor. Ha, herkes biliyor. Yeter artık. Bu çocuk resmi olarak kime ait? Ha, komutan bey, resmi olarak bana ait, babası benim. Bakın işte kafa kağıdı burada yazıyor, bakın her şey burada yazıyor. Baba adı Hacı Ali Şekerci, anası da bu işte, baba yazıyor. Biz şimdi bu kadınla biraz küsüz de bu aralar, ondan yapıyor herhalde böyle bir şey, anlamadım ben de yani. Babası benim işte. Bu durumda hakkında işlem yapacağız Bayram. Bizimle geleceksin. Ya ne işlemi ya? Ya bu çocuk bizim çocuğumuz diyor. Bunun bir suçu günahı yok. Ya jandarma bey, gerçekten bizim çocuğumuz bu. Verin çocuğu babasına. Ya. Ver lan çocuğumu. Versene lan çocuğumu. Ne bakıyor lan, versene çocuğumu. Al alacım sen. Evet. Bunu yukarı, sağlığı yukarı götür de heder olur çocuk. Buradan dinlensin. Hadi çıkar çocuğu. Götürün. Hayır, bir yere götürmeyin Bayram. Onun bir suçu günahı yok. Ya jandarma bey, bizim çocuğumuz diyor. Niye anlamıyorsunuz? Bizim çocuğumuz Bayram'la, bizim çocuğumuz o. Fatma, sen burada Sarı'nın yanında kal. Bu delinin ne yapacağı belli değil çocuğa. Sen kal burada. Hayır, beni de götürün o zaman. Beni de götürün, benim de ifademi alın. O zaman sen de bizle geleceksin. Gidelim. Hadi canım, hadi. Hadi. Anca gidersiniz. Anca gidersiniz. Gözün aydın Hatice. Kesinlikle hamilesin. Oldu mu? Hı hı. Oldu Hatice, oldu. Artık kocana müjdeli haberi verebilirsin. Doğru ya. Ben size bir şey soracağım doktor hanım. Sor bakalım. Şimdi siz bu ilik nakliyle ilgili Bayram'ın bir çocuğu olursa onun tutma ihtimali var dediniz ya. Hı hı. Bu bebeğin tutma ihtimali ne? Örnek almadan bilemeyiz. Örnek alabilir miyiz peki? Bebeğin 12 haftalık. Alınabilir tabii ki. Sen ne diyorsun Elif? Delirdin mi? Zeynep öldü. Bana yalan söyleme Mehmet. Gittim gördüm. Zeynep o tıktığın akıl hastanesinde yatıyor. Demek sen Ankara'ya bunun için gittin ha? Arkamdan iş mi çeviriyorsun sen Elif? Gözümün içine baka baka yalan söyledin bana. Bir de şimdi kalkmış hesap mı soruyorsun? Neden bana yalan söyledin Mehmet? Hem senin psikolojik bir rahatsızlığın olduğu doğru mu? Yok öyle bir şey. Mehmet bana yalan söyleme! Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok Elif. Ben iyiyim. Mehmet buraya gel, konuşacağız. Sen ne zaman çıkar? Bir iki güne belli olur. Umalım da uyumlu çıksın. Hem sen annelik mutluluğunu yaşa, hem de bir anne oğlunun yaşamasına sevinsin. İnşallah. Şşt! Ya ne işin var senin burada ya? Ne o kız? Yine bebeğim olacak diye çırpınıp duruyor mu Mehmet? Ha? Rıza defol git. Şşt!
Hiçbir yere gitmiyorum kızım. Kız ben sana kaç kere söyleyeceğim ha? Ben benim olanı almadan hiçbir yere gidemem. Rıza yeter artık. Yeter bak, anladın mı? Bırak artık benim peşim ya. Bırak, hamileyim ben. Ne? Hamile misin? Hamileyim. O zaman bu güzel habere git kocana ver de. O Fatma yine senin bebeğini düşürsün. Ne diyorsun sen be? Ya ne yapacağız Bayram? Acele çocuğu vermezsen ne yaparız biz? Ya komutanın dediğini duydun mu? Haceli kendi rızasıyla çocuğu vermedikçe yapacak bir şey yokmuş. Kanun böyleymiş. Ya ne kanunu Fatma? Hangi kanun bir babayla evladı arasına girebilir ki? Göreceksin bak. Ne olursa olsun hiçbir şey Haceli'den evladımı almamı engelleyemeyecek ya. Anladın mı? Alacağım evladımı. Artık ne dediğini bilmez oldun sen Rıza. Yeter yalanların. Yalan mı? Ya kızım hepsi gerçek ya. Ya o senin sokan yılan odana nasıl girdi zannediyorsun ha? Evin içinde onca oda varken senin odana girmesi bir tesadüf mü? Yalan söylüyorsun. Ya yalan malan söylemiyorum kızım. O çocuk Fatma için bir engeldi. O da bu engeli kaldırdı. Sen nereden biliyorsun? Ya çünkü ben yaptım. Hayvan! Hayvan sen bunu nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın bunu? Bak dinle bak bak. Seni geri kazanmak için yaptım, anladın mı? Ben hepsini senin için yaptım. Bayram da Fatma için yaptı. Söylediklerimin hepsini Bayram'a söyleyeceğim. Ya istediğin kadar söyle kızım. İstediğin kadar söyle. Bayram sana inanmaz ki. Ya Bayram sana hiçbir zaman inanmadı ki. Bayram seni hiçbir zaman sevmedi. Diğerleri de seni hiçbir zaman sevmedi. Seni bir tek ben sevdim kızım. Anladın mı? Seni bir tek ben sevdim. Bak şu aklını kullan. Fatma'nın sana yaptığı her şeyden öcünü alalım ha? Bırak çocukları ölsün. Sen bana bir kere evet de. Sen bana bir kere evet de. Sen bu tüp bebeğin nerede yapılacağını da öğren. Ben her şeyi halledeyim, tamam mı? Dokunma bana, bırak artık ya! Hoş geldin. Ayşe kız. Buyur ana. İyi misin sen? İyiyim ana. Sen bu saatte işten gelmezdin. Ne oldu? Yok bir şey ama. Sende bir haller var ama. Yok bir şey dedim ya ama. Derde düştüm dermanını aradım. Derdimin dermanı yar imiş meğer. Yar yararım yardan aradım. Yardan ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Zormuş meğer. 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 Neredesin sen oğul? Bir ışımla çıkıp gittin. Çocuk nerede? Sorma ana uzun mesele ama acele vermem diye başka bir şey demiyor. Vereceğini mi zannettin? Her şeyi o kadar kolay mı bellediniz siz? Ana bir de sen başlama şimdi, gözünü seveyim. Öyle mi Karabayram? Ben susayım değil mi? Sen başkasının nikahlı karısını gene buraya getir. Ben dilimi kesip susayım bari. Peki, karın, Hatice nerede?
Merak ettin mi hiç? Gelmedi mi daha? O garibim senin umurunda değil. Varsa yoksa Fatma. Yazık sana Karabayra. Çok yazık. Bayram, ben gideyim artık. Zaten buraya gelmem baştan beri hataydı. Nereye gideceğim Fatma? Ne bileyim, oğlumun yanına gideyim hiç değilse. Aceli bunu asla kabul etmeyecek, biliyorsun değil mi? Biliyorum Bayram. Biliyorum da yani bizim de dertten tasadan başka bir şeyimiz yok ki. Var Fatma, var. Ben vazgeçmediğim sürece var. Bayrama gitti o. Çocuğunu bile bırakıp bayrama gitti. Ne yaparsan yap engelleyemeyeceğim. O ikisi birbirini sarıyor. Birbirini sarıyor. Birbirini sarıyor. Keşke... Keşke bu yaşadıklarımız hiç olmasaydı. Biliyor musun? Bunların yaşanmadığı Mehmet abinin evdeki o geceye ben geri dönmek isterdim. Salih'imizin dolmasına sebep olan ebediyen senin olduğun o geceye. O andan sonrasını yeniden kurmak isterdim. Sadece ikimizin olduğu bir dünya kurmak isterdim. Aşkla bakan gözlerini, beni öpen dudaklarını. Yüzündeki o büyük aşkı özledim Bayram. Ben seni çok özledim. Ben biz olmayı çok özledim Bayram. O ikisi birbirini seviyor. Birbirini seviyor. Seni hep özledim Bayram. Ya Bayram seni hiçbir zaman sevmedi bile. Diğerleri de seni sevmedi. Seni bir tek ben sevdim kızım, anladın mı? Seni bir tek ben sevdim. Neredesin sen ya? Annem çok merak etti. Bir anam mı beni merak etti? Sen merak etmedin mi? Yok, ben de merak ettim tabii. Niye gelmiş yine buraya? Aceli evden kovmuş. Ha, Aceli kovmuş, bu da koşa koşa buraya mı gelmiş? Amcasına gitseymiş, yengesine gitseymiş. Babacan. Kızım,
Neredesin sen? Kaç saattir yoksun? Ben senin kızın değilim. Senin kızın. Dışarıda. Oğlunla. Sen ne diyorsun Hatice? Ne dediğimi duydun. Diyorum ki sana bir erkek torun verdi diye Fatma ne kadar da kıymetli oldu değil mi? Bakıyorum da eve giriş çıkışına laf etmez oldun. Hatice bak. Nerede? Nerede benimle birlikte evi terk eden Urazcan'ı? Hatice ben sana... Hiç kendini boşuna yorma Urazcan'a. Hiç. Lüzumu yok. Kız Habibe, ver uzat. Nebahat'cığım, bu senin için al canım. Bak kırmızı aldım. Bu ne kız Lemziye? Telsiz geç. He? Beğenemedin mi? Ananın evinde mikser mi vardı? Hüsnü'den ne gördün Nebahat? Allah Allah. Bakın sizden o istiyorum ha. Özellikle kadınlardan. Kadın kotamızı yükseltmemiz lazım ya. Allah Allah, bıkmadınız mı bu erkeklerden canım? Yeter artık. Oylarınızı bana verin, dayanışma halinde olalım. Kara taşı dantellerle süsleyelim Nebahat. Ha, yeter artık ya, ne gördünüz bu erkeklerden? Erkek hegem olsan yanasına son artık yani. Ya Yakup abi ya, niye öyle bakıyorsun? Yani ben seni kastetmedim. Ben genel olarak konuşuyorum yani. Yoksa her erkek bir mi ya? Bir mi? Misal Yakup abi kendisi. Ne oldu kız, az önce saydırıyordun erkeklere. Aşk olsun ya, ben Hüsnü'yü kastettim. Yani Hüsnü benim çok sinirlerimi bozuyordu. O yüzden biraz erkeklere karşı duyarlıyım, o hale geldim. Yoksa ne demek ya? Erkek çok önemli bir faktör toplumda. Yani toplumun yükselmesi tamamen erkeğe bağlı. Omuzlarında yükseliyor çünkü. Başka türlü nasıl yükselecek ya? Ha, değil mi Yakup abi? Yani şimdi sen özellikle senin gibi yakışıklı, dinamik, fizyonu olan genç, hareketli erkeklerin omuzlarında muhakkak yükselecek. Bak bakayım sen Yakup abi. Şuradan bakayım. Kız Habibe buldum ha. Ne oldu ya? Kız. Bak nasıl düşünmedik bunu. Seçimlerden sonra bana bir yardımcı lazım. Böyle genç, dinamik, yakışıklı. Herkesin sevdiği, saydığı, sözüne önem verdiği. Bu özellikler kimde var? Remziye ya vallahi. Bende var tabii ya, bende değil mi? Sende var tabii. Olmaz mı? Yakup abi de var. Allah Allah. Yakup abi, bir teklifim var. Ben muhtar olunca sen benim yardımcım olur musun? Yasa ama kız olur mu dersin? Kız ani olmasın, sen delirdin mi? Bizim bir ihtiyar heyetimiz var. Yani adı ihtiyar da tamamı gençlerden oluşuyor senin gibi. Genç, dinamik insanlardan. Yani o yüzden o heyete sokacağım ben seni. Birinci olacaksın orada. Yardımcım olur musun? Ha? Oyunu bana verecek mi? Verdim gitti kız. Ay Yakup abi çık hadi. Bak bir oy aldık kız. Şey yap, yaz. Yakup abi benim birinci yardımcım olacak, tamam mı? Ya Remziye ya. Köydeki bütün erkekleri yardımcı diye yazdırdın ya. Sana ne be? Allah Allah. Belki hepsi yardım etmek isteyecek. Sana ne? Sus. Sen göreceğin Hüsnü. Ben bu köyün bütün erkeklerini kendime yardımcı yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi Ömer'im, oğlum. Ben bütün bu hani olan bitenden sonra 30 yıllık karımı sildim attım. Unuttun mu? Yok, unutmadım. Sevmiyor mu? Yok, seviyor. Ama işte bazen bir karar vermek lazım. Sonra da o karardan vazgeçmemek lazım. Yoksa insan arafta kalıyor, biliyor musun? Arafta kalınca da o yanında dönse yanıyor insan. Bu yanında dönse yanıyor. Yani insan için en büyük kahır da bu. Şimdi ne yapacağım amca? Ömer oğlum, ne diyorum ben sana işte? Bir karar vereceksin. Sonra da öleceğini bilsen o karardan dönmeyeceksin. Bu
gözünü açtığında her şeyini kaybedeceksin. Biliyorsun değil mi? Şeyha. Sırrı. Allah'ıma şükürler olsun uyandın. Seni bekliyordum Mehmet. Yarım kalan bir konuşmamız vardı. Anca sana diyeceklerim var. Ne hissettiğini biliyorum. Onun burada kalmasının senin için ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Ama... Fatma nerede Bayram? Hayırdır, ne oldu? Fatma nerede dedim. Aşağıda, salonda. Fatma. Senle biraz konuşalım mı? Ya Hatice bak. Bayram, Fatma ile konuşacağım. Müsaade var mı? Çok yorgun Melif. Konuşacak bir şey yok. Hayır Mehmet. Benden gizlediğin ne varsa anlatacaksın. Sana konuşacak bir şey yok dedim Melif. Beni kötü bir şey yapmaya mecbur bırakma. Ve sakın tek bir kelime dahi etme. Hayır Mehmet, hiçbir yere gidemezsin. Benden gizlediğin ne varsa hepsini şimdi açık açık anlatacaksın. Düşen çocuğunu da, karını da, gizlediğin her şeyi. Neyi duymak istiyorsun sana, neyi? Niye? Niye? Niye anlatayım sana? Annemin yıllar önce bizi nasıl terk ettiğini mi anlatayım? Bunu mu duymak istiyorsun Elif, bana mı? Anne sevgisinin yokluğunun beni nasıl deliye döndürdüğünü mü anlatayım ha? Yoksa birlikte olduğum kadınların beni terk etmesinden deli gibi korktuğumu mu anlatayım? Bunu mu duymak istiyorsun? Zeynep beni terk edecekti. Bırakacaktı beni. Ama ben buna izin veremezdim. Anlıyor musun beni? Çünkü kimse beni terk edemez Elif. Kapıyı. İkimiz baş başa rahat rahat konuşalım. Kimse de bizi rahatsız etmesin diye. Yani yine konuşurduk. Kitlemeye gerek yoktu diye dediydim ben. Bebeğimi sen mi düşürttün Fatma? Sen delisin Mehmet. Anladın mı? Delisin sen. O kızın seni terk edeceği falan yoktu. Bunların hepsi senin kurmaları, senin kuruntuların. Yalan! Yalan, yalan, yalan! O beni terk edecekti! Gidecekti o. O gidecekti! Gidecekti Elif. O beni terk edecekti. Ama ben buna izin veremezdim. Yapamazdım Elif. Onun gitmesine izin veremezdim, anlıyor musun beni? Tamam Mehmet. Beni dinle. Sen hastasın. Senin tedavi olman lazım. Sen de mi? Sen de mi böyle konuşacaksın? Sen değilsin. Bunlar senin cümlelerin değil. Bu sen değilsin, biliyorum. Bu Zeynep! Bu onun cümleleri, ben duyuyorum onun cümlelerini. Duyuyorum ben. Sen bunları söylemezsin değil mi hayatım? Sen bunları söylemezsin, bu sen değilsin. Mehmet, gerçek bu! Sen de gideceksin. Elif, sen de gideceksin değil mi? Sen de beni bırakıp gideceksin. Gideceksin. O
seni bırakıp gidecek. O... Hayır. Hayır, Elif gitmez. Elif beni bırakıp gitmez değil mi Elif? Bunu yapmazsın değil mi bana? Yap. Yaparsın. Çünkü sen de bir kadınsın. Elif, sakın gitme. Yalvarıyorum sana, sakın. O kapıdan çıkma, tamam mı? Sana yalvarıyorum, sakın o kapıdan çıkma, ne olur. Tamam, gitmiyorum hiçbir yere. Ne olur beni terk etme. Tamam. Ne olur sen beni terk etme. Tamam. Bana söz ver. Hayatım, beni terk etmeyeceksin değil mi? Tamam, tamam. Bırakmayacağım. Söz ver bana. Tamam. Yalan söylüyorsun sen! Sen yalan söylüyorsun sen! Sen yalan söylüyorsun sen! Cevap ver bana. Kim söyledi ki böyle bir şeyi? Suç ortağın. Rıza. Rıza mı? Yalan söylemiş. Yalanı söyledi. Birlikte planladığınızı söyledi. Her şeyi söyledi. Her şeyi. Yalan söylemiş. Yalan. Sen beni saf mı sandın? Ben senin nasıl bir insan olduğunu bilmiyor musun? Ben bunu öğrenemem mi zannettin sen? Fatma, sen benim bebeğimi öldürdün. Onu benden aldın. Ne oldu? Ne oldu? Bak, senin günahının vebalini oğlun ödüyor. Ya bana yaşattıklarının bedelini oğlun ödüyor. Hatice, bak ben bilmiyordum. Yani söyledi bana, istedi böyle bir şey yapalım dedi ama ben bilmiyordum, ben bir şey yapmadım. Sen ona dur dedin mi? Dur yapma dedin mi? Daha doğmamış bebeğin günahına girmeyelim dedin mi? Bu günah ikimizin de ne elinden ne zihninden çıkmaz dedin mi? O hayvana dur dedin mi? Cevap versene. Hatice, Fatma ne oluyor orada? Ben cevabımı aldım. Ya Hatice, açsana şu kapıyı, ne oluyor orada? Ya Hatice, ne oluyor dedim. Açsana şu kapıyı. Ne oluyor burada Hatice? Fatma? Dertleştik biraz. O da hislendi. Değil mi Fatma? Merak etme. Hiçbir şey yapmadım. Dokunmadım bile. Fatma'ya. Hatice. Hatice, beni bir dinlesene sen ya. Ya bir dinlesene beni Hatice. Sen neden bir türlü beni anlamıyorsun ya? Ha? Neden bunu yapıyorsun? Bir çocuğun hayatını kurtarmak bu kadar mı zor ya? Bak sen benim karımsın. Senin rızanı almak benim için çok önemli. Ne olursun şu inadı bırak artık. Sana söz veriyorum. Fatma'nın eli bile elime değmeyecek. Düşündüğün gibi olmayacak ama o çocuğu yapmamız lazım. Neden benim rızamı almaya kalkıyorsun ki? Ben olmaz desem olmayacak mı? Ben hayır desem sen o çocuğu yapmayacak mısın zaten Fatma'dan? Niye benim rızamı almaya kalkıyorsun? Ya ben herkesin rızası olsun istiyorum. Kimsenin gönlü kırılmasın istiyorum. Bak Hatice, sen iyice düşün taşın. Ya buna rıza gösterirsin. Ya da... Ya da... Ya da... Ben olmadan olur.
sen üzme artık kendini. Öyle ya da böyle kabullenecek. Kabullenmek zorunda. Üzülme. Bilemedim kıymatını, kadrini. Hata benim, günah benim, suç benim. Bırak çocuklar ölsün. Sen bana bir kere evet de. Sen bana bir kere evet de. Sen bu tüp bebeğin nerede yapılacağını da öğren. Ben her şeyi halledeyim, tamam mı? Hata benim, günah benim, suç benim. Ne yapacağız kız biz Şerife? Ha? Her şeyimiz gitti kız. Bütün umudum bunun uyumasıydı. Bu da uyanıverdi ya. Gayet iyi durumdasınız Sırrı Bey. Maşallah, maşallah. Ne oldu? Ya bir şey söyleyin, ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hayır. Allah! Allah Allah, Allah Allah. Ne acı bir şey hatırlamamak. İşte bir karar vereceğin, sonra da öleceğini bilsen o karardan dönmeyeceksin. Hüsnü amca yardım et bana ne olur Hüsnü amca. Bu ne hal, hayırdır? Bu tip durumlarda çok sık görülen bir şey. Beynin hasar almasıyla oluşan bir durum. Sırrı Bey son birkaç gününü hatırlamıyor. Ya, yani hiçbir şey mi hatırlamıyor? Ne yaşadıysa beyin unutmak istemiş olabilir. Vah vah, çok yazık. Peki, hiç mi hatırlamayacak? Bunu bilemeyiz. Bakarsınız bir anda hatırlar. Bir uyarıcı, bir tetikleyici olabilir. Ama şu süreçte onu ne kadar stresten uzak tutarsanız o kadar iyi olur. Geçmiş olsun. Büyüklüğünden sual olunmaz ya Rabbim. Kız Şerife gördün mü bak ha? Bir mucize oldu. Yine kedi gibi dört ayağımızın üstüne düştük. Ne somurtuyorsun be? Somurtma. Allah Allah. Allah hem senin istediğini hem de benim istediğimi aynı anda verdi. Somurtma. Vallahi bak gücüne gider. Kız anne, ya biri bir şey derse? Yok be. Kim ne diyecek? Allah Allah. Duymadın mı doktorun dediğini? Tramvayını hatırlatacak bir şey demeyin, tetiklemeyin dedi çocuğu. Herkes susacak. Elif de susacak. Kimse bir şey demeyecek ha. Kız Şerife gördün mü bak, %50 geri döndü ha. Bu tepe, kollu tepe, nenni de yarim nenni. Su gelir, sere serpe, eski de yarim hani. Dediler, yar uyumuş, nenni de yarim. Başıma sen bela ettin. Ah kuzum, ah kuzum. Sen de ananın babanın günahını çekiyorsun. Yazık sana, yazık. Senin hiçbir suçun yok evladım. Hiçbir suçun yok. Asıl suçlu benim o akılsız kafalı hacelim. Onlar açtı başımıza bu belayı. Yok, yok bu böyle olmayacak. Ben senin de günahına giremem.
giremem. Senin babalık davanla bunu da birleştirebiliriz Bayram. Nasıl olacak bu peki? Bebeğin annesi de aynı yönde beyanda bulunursa senin çocuğun olduğunu ispatlamamız çok kolay. Bir de DNA testiyle bu işi bitirebiliriz. Ayrıca Haceli inat ederse hakkında soy bağını değiştirme ve resmi evrakta sahtecilik konularından da dava açarız. Tabii bu durumda sen de ceza alırsın. Ben her şeye razıyım. Annenin başka bir adamla kaçması üzerine şekillendiririz davayı. Daha sonra çocuğun yasal olarak sizin oğlunuz olduğunu beyan eder, davayı ona göre kurarız. Şimdi avukat hanım, ben size tek bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey et ki çocuğu benden alamasınlar. Hem alamasınlar hem de Fatma bana geri dönmek zorunda kalsın. Buyur ahiretlik. Bu akılsızların cezasını, bu Sabiha'nın çekmesini gönlüm razı gelmedi Irazca. Ama Haceli, ne derse desin, ne ederse etsin. Bunlar bizden düştüler de bizi dinlemez oldular Irazca. El kadar Sabiha'nın anasından ayrı kalmasına ne yüreğim ne de vicdanım müsaade etmiyor artık. Ne duruyorsun kız? Al şu Sabiha'yı de o anası olacak ayarsıza teslim et. Ne edeceklerse etsinler artık. Benim süt kokulu torunum. Nereye mi gittinse kurban oldum. Çok sağ olasın Ahmet. İnan bunca deliğin arasında en doğrusunu sen yaptın. Allah senden razı olsun. Çok sağ ol. Bunun karşılığında senden ufak bir ricam olacak Irazca. Buyur. Ne istersen. Başım gözüm üstüne. O kızı oğlumdan uzak tut. Evimin etrafında dolanmasın artık. Ha. Gelinini Fatma ile bebesinin burada kalmasına nasıl razı edersin bilemem. O senin bileceğin iş. Hoş siz alışıksınız. Bayram için zor olmasa gerek. Ama artık benim bu akılsız oğlumun yakasını bıraksın. Ben gerekli işlemlere başlıyorum o zaman. Benim umudum bu davanın olumlu yönde sonuçlanmasından. Bir de ben de boşanma davası açmak istiyorum. Çocuğumu alıp Haceli'den boşanmak istiyorum. Ne oldu, sonuç çıktı mı? Müjde Hatice, müjde. Senin bebeğinden aldığımız örnek bebeğin iliğiyle uyumlu çıktı. Yani? Yani bebeğin doğar doğmaz ondan alacağımız ilikle Salih bebeği de yaşatacağız. Bence Mumut'la Habire bir an önce Salih'in annesiyle babasına da vermeliyiz. Bu müjdeli haberi onlara ben vermek istiyorum doktor hanım. Yani ben onlara bir şey diyene kadar siz demezseniz çok sevinirim. Tabii sonuçta bu karar senin ama ilik bulunmadığı için çok üzgünlerdi. Bir an önce haber verip onları mutlu etsek daha doğru değil mi? Doğru zamanı ben biliyorum doktor hanım, siz merak etmeyin, ben söyleyeceğim onlara. Gerçek ya. Ya o senin sokan yılan odana nasıl girdi zannediyorsun? Ha? Evin içinde onca oda varken senin odana girmesi bir tesadüf mü? Yalan söyle. Ya yalan malan söylemiyorum kızım. O çocuk Fatma için bir engeldi. O da bu engeli kaldırdı.
Alo, Rıza. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Konuşacak bir şey kalmadı Ömer. Benim gidip çömlek anne eşya alırım almam lazım. Ya kurbanın olayım dinle ne olursun. Gitmem lazım dedim Ömer. Ayşe. Ben Karataş'tan gidiyorum. Ben buraya... sana veda etmeye geldim. Amcamı bıçakladım. Ben o kadar çok şey yaptım ki. Senin gibi birinin bakabileceği bir adam değilim ben artık. Dün amcam bana Arap'ta kalmak en zor dedi. Arap'ta kaldığında ne yana dönersen dur, kalbin yanar dedi. Bir karar ver. O kararın sonunu, ölüm bile olsa o kararından vazgeçme dedi. Ben de bir karar verdim. Hem yüreğim öyle bir yanacak ki belki acısına dayanamayacağım. Ama senin her yüzünü gördüğümde yüreğim daha çok yanacağına buradan ayrıldığımda bir kere yansın benim için daha iyi. Ben seni sevdim Ayşe. Hem de çok sevdim. Ölene kadar da sevmeye devam edeceğim. Ama benim bu kalbim var ya bu kalbim. Ölene kadar senin olacak. Ölene kadar bu kalp sadece sana ait olacak. Bunu da böyle bil, tamam mı? İnşallah mutlu olursun Ayşe. Kendine iyi bak Ayşe. Elveda. Ömer. Gitme Ömer. Beni burada böyle bir başıma bırakıp da gitme. İste canımı ayaklarının önüne koyarım. Hiçbir yere gitmem. Yeter ki sen gitme. Şu Allah'ın işine bak ha. Hafızasını kaybetmiş ya bu. Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Çok iyi oldu kız. Gitti dediğimiz servet geri döndü. Bana bak. Sen şirketteki herkesi sıkı sıkı tembihledin değil mi? Yok yok, kimse bir şey demeyecek. Hastalığın da Kamuran olayını da kimse hatırlatmayacak. İyi. Bana bak. Elif'i de sıkı tembihle ha. Abuk sabuk konuşup çocuğun kafasını karıştırıp ona şoka sokmazsın. Tembih yap ona. Ya aradım aradım da ulaşamadım. Aman babanı da tembihleyelim sıkı sıkı. Ara onu da. Thank you.
olmuş? Vallahi kızım gece sabaha kadar aradım yok ortada. Ne? Ortada yok mu? Bilmiyorum. Ben de şaştım kaldım. Sormadığım adam kalmadı, gitmediğim yer kalmadı. Ne gören var ne de duyan. Sağlık ocağına falan gitmiş olmasın? Yok oraya da gittim. Orayı da üç kere tavaf ettim gitmemiş. Ya çok kötü vurdum kafasına Hüsnü amca. İyice mi vurmamışsın ki şöyle düştüğü yerden kalkamazsın? Nerede buldum? Nerede? Bilmiyorum ki kızım vallahi. Ben ne yapacağım şimdi Hüsnü amca? Mehmet her yerde olabilir. Ben onun bana zarar vermesinden çok korkuyorum. Ne olur beni yalnız bırakma. Olur mu Hüsnü amca? Merak etme kızım, merak etme. Sen bize Necip Bey'in yadigarısın, amanetisin. Benim de kızım sayılırsın sen. Ben kılına dokundurtmam senin vallahi. Sağ ol Hüsnü amca. Ne deme kızım, ne de bana bak. İstersen şimdi gider beraber şikayette bulunuruz. Bir saniye bile yanından ayrılmam senin. Aramasalar olmaz sanki, illa arayacaklar. Alo. Ha Şerife. Ne? Aman iyi iyi, çok şükür bari iyi iyi aman. Elif Hanım da yanımda, söylerim söylerim. Tamam. Ne olmuş Hüsnü amca? Sırrı ayıkmış. Oh çok şükür. Ne diyor? Elif de baban ölmüş ya. Aa, ne yapıyormuş onlar beraber? Ben neredelermiş? Ay ne bileyim anne. Zaten bize gelecekler. Kendilerine kendin sorarsın. Ya bu taburcu olmadı mı ya? Ne anlatıyor doktor buna deminden beri? Hadi gidelim artık. Ay ne bileyim anne. Bir şey anlatıyor işte. Bekle iki dakika. Kız. Senin beni böyle sabırsızlıkla beklediğini görmek için ne kadar sabrettim bir bilsen. Ne diyorsun Rıza? Ne diyorsun? Bana bak. Sen beni aradın ya. Ben çok mutlu oldum ha. Tıpkı iki aşık gibi. Yani hoş. Birinden biri evli ama benim için fark etmez. Ya Rıza abi doğru dur. Sen onu bunu bırak şimdi beni dinle. Ya kızım ben doğru falan duramıyorum ki. Ben seni görünce ateşleniyorum ya. Kendime engel olamıyorum ya. Tamam Rıza bırak bir şimdi. Bak bir dinle beni, bir şey diyeceğim ben sana. Ha, söyle Hacım. Söyle Vahşi'yi kısıram benim. Söyle kız. Sen geçen gün bir şey dediydin ya. Sen bu bayramla Fatma'nın tüp bebek yapmasına mani olabilecek misin? Bakıyorum da verinin aklı başına gelmiş. Kız sen iste. Ben buradan dünyayı sırtlayıp İstanbul'a kadar koşayım kız. Rıza olabileceğim mi olamayacağım mı? Cevap ver adam gibi. Ya kızım ben senin o kocan gibi. Ben yapacağım diyorsam yapacağım. Bitti. Yavrum, kurban olsun dine sana. Uf. Ay bayrama ne kadar da benziyorsun sen ya. Aa, bak sen uf oldun değil mi? Ama korkma, baban kurtaracak seni. Bir bebek daha yapacak. Sen de iyileşeceksin. Tamam mı benim güzel? Salih. Oğlum. Of kurban oldum. Oh. Ya nasıl geldi Salih buraya da? Ya ne demek verdin? Ne demek anasıyla babasına verdin? Nasıl yaparsın ya? Bana sormadan oğlumu sen onlara nasıl verirsin? O senin oğlun değil Haceli. Aç artık gözünü aç. Hem çocuk çok hastaydı oğlum. Ben ne yapabilirdim ha? Söyle ne yapacaktım ben? Ellerimde ölmesini mi bekleyecektim? Senin bu inadın yüzünden günahsız bir Sabiye mi kıyacaktık biz? Ya boşuna dememişler be. Vallahi boşuna dememişler. İnsanın kendine en uzak yeri sırtıdır diye. Ya bari sen beni sırtından hançerlemeseydin anam. Bari sen yapmasaydın be. Oğlum yavrucak bütün gün ağlıyordu. O daha ana kuzusu. Anasını ister o. Anasının sesini özler. Onu ister. Onun kokusunu ister of. Yavrum. Of ana of. Benim işime bir karışma be. Bir karışmasaydın be. Haceli dur. Dur oğlum dur. Gitme dur. Dur oğlum gitme. Of. Of. Ya Haceli duyunca deliye dönecek ha. Ama dönerse dönsün. Mamure getirdi zaten. Allah Allah. Bayram. Aç da kapıyı bayram. Aha geldi.
İtağın çomağı hazırla. Aç lan! Çocuğu bana geri vereceksiniz lan! Bayram. Korkma sen Fatma, korkma. Bayram! Açın lan kapıyı! Bayram! Ya siz burada bebeğin başında bekleyin, ayrılmayın bir ara, ben gideyim bakayım ne istiyormuş bu acele. Ne oluyor lan acele? Ömür sıkılmış horoz gibi ne bağırıyorsun lan? Nerede lan Salih? Çocuğum nerede? Oğlum bir sakin ol, destur ya. Başlatma lan desturundan mesturundan. Salih nerede? Çocuğum nerede dedim sana? Bak acele, şimdi bir kere o senin oğlun değil benim oğlum. Abi. Acele abi. Ben bunu halletmesini hallederim de, ben karşılığında ne alacağım? Benim. Anlamadım, anlamadım. İstediğin olacak işte Rıza. Nereye istiyorsan oraya geleceğim seninle. Bu işi halledersen. Sana mı? Sen benimle oyun falan oynamıyorsun değil mi lan? Ya oyun falan oynadığım yok. Nereye istiyorsan oraya geleceğim diyorum. Yani hoş, oyunla oynasam Bayram bunu öğrenince Bayram'ın yüzüne bakamazsın. Zaten benim olursun. Yani senin canın benim canım, benim canım yine benim canım. Rıza tamam dedim ya, oyun moyun yok. Tamam, yok hiçbir şey. Bana bak. Ben bu güzel gözler için değil bu işe mani olmam. Değil birini öldürmek. Bütün dünyayı öldürürüm lan. Ha? Sen şimdi bu işin nerede yapıldığını bana söyle. Ben gidip halledeyim. Salih'i bana vereceksiniz lan. Ulan sen kalkmış hangi aklı onu istiyorsun ki? Bak Salih burada anasıyla babasının yanında. Hem kendi anan getirdi. Kalktı kendi elleriyle buraya getirdi. Tıpkı sen içerideyken bu kadını karnı burnunda buraya bıraktığı gibi. İstemiyor oğlum, anlamıyor musun? Ne bu kadını ne de çocuğunu senin anan istemiyor, anlamıyor musun? Anlamıyorum lan. Ha? Anlamıyorum oğlum. Ben ne seni, ne anamı, ne de Fatma'yı anlamıyorum. Hiçbirinizi anlamıyorum lan. Ne yapacaksın? Ben Salih istiyorum. Çocuğumu bana geri verin. Vermiyorum lan. Vermiyorum. Ne edeceksin? Hadi git jandarmaya mı şikayet edeceksin gene? Git kime istiyorsan şikayet et. Çocuk burada anasının yanında. Salih burada anasının yanında. Sen neredeydin lan? Ha? Çocuk doğduğundan beri her gece ağladığında ben kalkıp ayağımda salladım. O ağladığında ben de onunla beraber ağladım. Gazını ben çıkardım. O hastalandığında ben de onunla beraber hastalandım. Sen neredeydin lan? Ha? Neredeydin oğlum sen? Çocuğum bana geri verin lan. Ya ben yaşadıkça böyle bir şey olmayacak acele. Bunu o aklına sok. Bak bin defa söyledim yine söylüyorum. Çocuk resmiyette benim. Benim soyadımı taşıyor. Onun babası benim. Acele ben seni boşuyorum. Davayı açtım bile. Bu iş burada bitecek. Ulan başlar. Acele orada bir ağır oluyor. Dur bakalım. Ne oluyor burada? Güzelim. Yok canım benim. Korkma oğlum, korkma. Kimse seni anandan, babandan ayıramayacak. Korkma. Ben seni hiçbir yere bırakır mıyım? Sen benim canımsın. Güzeller güzeli oğlum benim. De bak beni boşayacaksın ha. Boşayacaksın beni. Duyacağını duydum işte acele. Hadi şimdi git buradan. Azıcık gururun varsa çek git buradan acele. Hadi. Lan. Lan ben de haceliysem. Salih sizden alacağım. Almazsam adam değilim oğlum. Lan.
Oğlumu sizden alacağım. İyi benleyin oğlum bunu. Alacağım lan çocuğumu sizden. Kaç saat oldu hala ortalarda yok Hüsnü amca. Kötü bir şey olmuş olmasın? Yok kızım, koca adam ne olacak ya? Ayrıca sen merak etme, kötüye bir şey olmazmış ya. Baba geldiniz mi? O nasıl soru kızım? Buradayız ya işte. Yalnız içeri girmeden önce size Sırrı'nın durumu ile ilgili bir şey söylemem lazım. Elif biliyorum bana kızgınsın ama Sırrı o günle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Ne kazayı ne de Kamuran olayını, hiçbirini. Ne? Kızım şimdi sırası mı bunun ya? Tamam baba ama yani o günü hatırlatırsan Sırrı daha kötü olabilir dedi doktor. İyi de bir şey demeyecek ki işte, görecek sadece kardeşi. Şimdi kardeşim görebilir miyim Şerife? Buyurun. Mehmet, senin ne işin var burada? Ne oldu ki hayatım? İyi olduğunu duyunca Sırrı'yı bir ziyarete geleyim dedim. Ne de olsa benim de kardeşim sayılır. Öyle değil mi? Burada ne oluyor dedim ya? Biri bana anlatsın. Ya Hatice biz... Bayram. Çocuk burada kalabilir. El kadarcık bebeğin iyileşmesi için. Bebek şartsa ben ona da razıyım. Hatice. Güzel karım benim. Biliyordum biliyor musun? Ya el kadar bebeğe kıymayacağını biliyordum ben. Benim yüzü gibi yüreği de güzel vereceğim. Acele. Ne yaptın oğlum? Konuşsana. Bir şey desene. Ne oldu? Fatma. Ha. Hoş ama daha savaş hoş bana. İşte. Boşanacakmış ben. İyi ya işte. Niye kahırlanıyorsun? Senin istediğin de bu değil miydi? Yok bana. Ben istediğim bu değildi ben. Yok. Sırrı'nın doktoruyla konuştum ben. Küçük bir hafıza sorunu varmış galiba. Mehmet çabuk çık git buradan. Ne oldu ki? Mehmet hemen gidiyorsun buradan. Tabii. Bu kazadan dolayı bayağı bir son zamanlarda sinirleri gerildi, bayağı yıprandı. Hadi hayatım, istersen biz seninle evimize gidelim, olur mu? Ben hiçbir yere gelmiyorum seninle. Ne oluyor Elif? Bir sıkıntı mı var? Yok canım, ne sıkıntısı olacak? Bu senin kazan, dediğim gibi bu olaylar son zamanlarda bayağı bir yıprattı Elif'i. Öyle değil mi hayatım? Gel biz evimize gidelim. Yok, o seninle gelmiyor. Ne oluyor Hüsnü? Elif. Karımla aramızdaki meseleye karışma Kahya. Hadi hayatım, gel gidelim evimize. Sana gelmiyorum dedim Mehmet. Enişte, sen artık gitsen iyi olacak. Hanımını duydum. Doktor, hadi anca. Hayatım, güzel karım benim. Niye böyle yapıyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum seni. Sana inanamıyorum Mehmet. Bir daha senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Niye ki hayatım?
Elif bak, ben seni çok seviyorum. Elif, ben seni gerçekten de çok seviyorum hayatım. Hadi, hadi gel, gidiyoruz buradan. Gelmiyorum dedim Mehmet. Sana git dedi, duymadın mı? Sen karışma! Ben... Gitsem iyi olacak galiba. Bu kaza gerçekten çok sinirlerini yıprattı. Elif'in sen kendini topla o zaman. Biz daha sonra konuşuruz seninle. Ömer, şuna bak, ne kadar masum, ne kadar güzel değil mi? Tıpkı senin gibi Ayşe. Bayram, şu tüp bebek olayını da biz de bir an önce halledelim ha? Halledelim Fatma. Yalnız Hacı Ali kartı yırttı, ben hatırlamıyorum adı neydi. Ya gerçi Doktor Mehmet biliyor da Kıbrıs'taydı. Ümit Tüp Bebek Merkezi. Hacı. Buyurun. Bu bebek olayına razı gelmek. Öyle büyük bir sevaba girdin ki kızım. Bunu kimse yapamazdı. Allah senden razı olsun. Dereler akar gider, dereler akar gider, taşları yıkar gider. Sana bir teklifim var. Neymiş o? Güneşe çek.